Arkadaşlar merhaba, Gazi Kent Eğitim Kurumları'na hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Fatih Gözaçık. Bugün KPSS sınavında, lisans ve orta öğretim ön lisans sınavlarında coğrafyadan ne tarz sorular geliyor? Coğrafyaya nasıl çalışmalıyız? İçerisinde bulunduğumuz süreç malum. Nasıl netlerimizi artırırız? Nasıl maksimum nete ulaşırız? Onunla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız. Arkadaşlar coğrafyadan KPSS, orta öğretim olsun, ön lisans olsun, lisans olsun sınavında 18 soru geliyor. Hatta bunu 19, en az 18 geliyor, 20'ye kadar gelebiliyor. Çünkü güncel konuların içerisinde sınavın sonundaki yine coğrafya soruları TÜİK verilerinden gelebiliyor. Onun için en az 18, en fazla 20 soru diyelim, 20 soru geliyor. Bunun yarıya yakını beşeri coğrafyadan, hatta biraz daha fazlası yarıdan, öbür tarafı da doğal fiziki coğrafyadan geliyor. Şimdi fiziki coğrafya kısmı arkadaşlar, hani Türkiye'nin dağları, Türkiye'nin ovaları, Türkiye'nin platoları, Türkiye'nin akarsuları, Türkiye'nin gölleri, Türkiye'nin coğrafi konumu, coğrafyanın değişmeyen kısmını oluşturuyor. Yani burada bir sıkıntı yok. Biz fiziki coğrafyanı, coğrafyayı, Türkiye'nin iklimini falan değişmeyen unsurlardan oluştuğu için rahatlıkla yapabiliriz. Sadece burada haritayı iyi okumamız lazım. Harita okuma becerimizin yüksek olması lazım. Mesela atıyorum boş bir harita veriyor. Sınavda 1, 2, 3, 4, 5 tane yer işaretliyor. Diyor ki yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerin hangisinin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazladır diyor. Şimdi bu farkın engebeli ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde fazla olduğunu bilmemiz yetmiyor. Onu haritadan göstermemiz lazım. Atıyorum Türkiye'nin yer şekillerini düşündüğümüzde yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde işte tektonik ovalara rastlanmaz diyor. O zaman bizim gerek ovaların yerini, gerek akarsuların yerini, gerek göllerin yerini iyi bilmemiz ve harita üzerinde göstermemiz, o konuya hakim olmamız lazım. Fiziki coğrafya için bunlar, yani harita okuma becerimizin yüksek olması ve neyin nerede olduğunu iyi göstermemiz lazım. Tabii bu durum beşeri coğrafya için de geçerli ama o biraz değişken. Şimdi ondan bahsedeceğim. Harita etkinliklerinden bol faydalanın arkadaşlar. Dilsiz Türkiye haritasını alın. O Türkiye haritasına kendimiz o dağların yerini bakarak çizelim. Kendimiz delta ovalarının, tektonik ovaların, karstik ovaların yerlerini çizelim. Hatta kendi başımıza o dilsiz Türkiye haritasında numaralar verip işte 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, işte 1 numarada yer şekilleri sadedir, işte 1 numarada tarım yoğundur gibi bu tarz etkinlikler yapabilirsiniz kendi kendinize. Harita bizim dersimizde çok önemli. İkisinde de önemli. Fizikide de, beşeride de, ama fiziki coğrafyada biraz daha hakim olmanız lazım. İkinci kısmı ise beşeri ve ekonomik coğrafya. İşte bura coğrafyanın değişen unsurlarını ifade ediyor arkadaşlar. Türkiye'nin nüfus yapısı 27'den 2020'ye kadar sürekli değişiyor. Türkiye'nin ekonomisi sürekli değişiyor. Turizm istatistiklerimiz sürekli değişiyor. O kadar değişken ki belki de bu videoyu çekerken bile bir yasa çıktı, bir şey oldu, bir yönetmelik çıktı, bazı şeyler değişti. Çok değişken beşeri coğrafya. Onun için bizim ne yapmamız lazım? Beşeri coğrafyada Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine mutlaka bakmamız lazım. Bakanlıkların, işte sanayi istatistikleri için Sanayi Bakanlığı'nın, ticaret istatistikleri için Ticaret Bakanlığı'nın, turizm için Turizm Bakanlığı'nın, zaten bunların hepsi TÜİK'te var, sitelerini ziyaret edelim. TÜİK verilerinden mutlaka soru gelecektir. TÜİK verilerine mutlaka bakalım arkadaşlar. Nüfus yapısına, ekonomisine, tarımına, hayvancılığına bakalım. Ben size bakın örnekler vereceğim. KPSS'de şöyle bir soru çıktı. Tarım ürünlerinin yeterlilik düzeyi denilen bir durum var. Bir ürünün kendi ihtiyacımızı karşılamasına, ihtiyacımıza yetmesine o ürünün, tarım ürününün yeterlilik düzeyi diyoruz. Eğer ürettiğimiz ürün ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyorsa onun yeterlilik düzeyi yüksektir. Mesela KPSS sınavında bir sene, yılı 2006 olması lazım, soru çıktı. Hangi tarım ürününün yeterlilik düzeyi en yüksek diye, buğdaydı. Ama iki sene sonra değişti, arpa oldu. Bakıyorsunuz kayısı üretimini Malatya olarak biliriz ama Malatya'da o sene kayısıları soğuk vuruyor. İl, başka bir il birinci oluyor.
Mersin birinci olmuştu bir yıl mesela. Veya ipek böcekçiliğinde bir yıl farklı bir il, öbür yıl farklı bir il birinci oluyor. Veya Türkiye'nin 2020 ile 2019 nüfus yapısını karşılaştıralım. Nüfusu en az olan il 2019'da Bayburt'tu. Şimdi Tunceli. Onun için bu değişkenlikler, bunlar çok önemli. Devamlı takip etmemiz, istatistiksel verilerden faydalanmamız, özellikle Türkiye İstatistik Kurumu sayfasını ziyaret etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekonomik coğrafya için de bu durum geçerli. Kısaca KPSS sınavında coğrafyadan nasıl full yaparız, nasıl ekstra çalışmalar yaparız, nasıl netlerimizi maksimuma çıkartırız, ondan bahsettik. Eğer 20 soru varsa bizim hedefimiz 20'de 20 yapmak olmalı. Yani coğrafya yapılmayacak bir ders değil. Dediğim gibi haritayı iyi okuyalım. Harita okuma becerimiz yüksek olsun ve bu Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden faydalanalım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde KPSS'ye hazırlık sürecinde coğrafya ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gazikent eğitim kurumlarını takip etmeyi ve kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın.